Radio. Kıbrıs'ın damak zevkini otantik ortamında sunan Eski Konak Meyhanesi haftanın 6 günü müşterilerini ağırlıyor. Gönyeli'nin enfes havasıyla çok çeşitli mezeleri ve et çeşitleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Eski Konak Meyhanesi Gönyeli'de sizlere hizmet vermektedir. Telefon numarası 0533 830 9161 ve 0533 863 22 11. Siprosan Group of Companies, farklı ve modern yapılarıyla villa ve daire anlayışınızı değiştirecek. Gönyeli Yenikent'te yapımı devam eden 220 metrekare havuzlu ultra lüks akıllı Gönsa elit villaları. Gönyeli Yenikent'te 2+1 kapalı otopark, asansörlü Gönsa Tower. Yenikent'te cadde üzerinde 178 metrekareye kadar farklı yapısıyla 2+1 Türk Koçanlı Gönsa 10 ve Yenikent'te yapımı başlayan Gönsa Twins villalarıyla Siprosan Group of Companies keyifli konutlarda ev sahibi olmanın rahatlığını sizlere yaşatacak. Siprosan Group of Companies. Evet değerli izleyenler, yeniden Şehirde Yaşam programından merhaba ve bizler yine her hafta olduğu gibi Yeni Bakış Web TV ekranlarında şehirlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şehirlerde yaşamın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Lefkoşa'daydık. Lefkoşa sokaklarını gezdik. Suriçi sokaklarında kısa bir yolculuk yaptık. Bu hafta ise İstanbul'dayız. İstanbul'da izlenimlerimizi, gözlemlerimizi fotoğraf karesine yansıttığımız görüntüleri sizlerle değerlendireceğiz, buluşturacağız. Yaşam her yerde yaşam, şehirler her yerde şehirler, doğruları ve yanlışları her yerde yapabiliyoruz. O yüzden iyi bir deneyim oldu bizim için ve sevgili Mert'e de hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Evet, İstanbul'daydık. İstanbul'da gözlemlerimiz oldu. Şehrin dokusunu gözlemledik. Çokça gezdik. Sokaklarındaydık. Ara sokaklarındaydık. Ana caddelerindeydik İstanbul'un. Farklı bölgelerinde gözlemlerimizi fotoğrafladık. Değerlendirmeler aldık. Genel itibarıyla nasıl bir İstanbul buldun? Önce onu sormak istiyorum. Yani geçen hafta dediğin gibi Lefkoşa sur içindeydik. Lefkoşa'nın tarihi kent dokusundaydık. Bu hafta da İstiklal, Beyoğlu taraflarına gidip orayı bir gözlemledik. O gözle bu programın içeriğinin gözüyle bir inceledik. Yani genel anlamda yani İstanbul benim en sevdiğim şehirlerden biridir. İstiklal, Beyoğlu da en sevdiğim semtlerinden biridir. Yani dünyada gezdiğim, gördüğüm şehirler arasında öğrencilik yıllarımda geçtiğinden dolayı. Yani yaklaşık 10-12 yıl 15 yıl önce mezun olduktan sonra İstanbul'dan şimdi tekrar o gözle bakınca maalesef ki bazı noktalarda gelişme görürken bazı noktalarda kötüleşmeye doğru gidiyoruz. Tarihe, dokuya verilen zarar, binalara, tarihi binalara verilen zarar, tam İstiklal'in göbeğinde yeni bir caminin başlaması, onun öbür tarafında kültür merkezi binasının, yılların belleği olan binanın yıkık bir şekilde orada durması, meydanın ağaçlarının sökülmesi, orası tamamen bir beton yığılı haline gelmesi ve ara sokaklarına dediğin gibi yürüdüğümüz zaman da gördüğümüz, yaşadığımız şeyleri izleyicilerimize teker teker aktarmaya çalışacağız. Evet, ben lafı fazla uzatmadan fotoğraflarımızı yavaş yavaş ekrana taşımak istiyorum ve fotoğraflarla İstanbul'da bir
yolculuğa çıkacağız şimdi ve her fotoğrafın üzerine biz kendi izlenimlerimizi, görüşlerimizi ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Ve bakalım İstanbul nasıl ve yenilenen Türkiye'de, tırnak içinde yenilenen diyorum, yenilenen Türkiye'de yeni İstanbul nasıl, hep birlikte görelim. Evet, ilk fotoğraf karesi İstanbul'dan değerli izleyenler, tarihi bir yapının üzerinde kaçak bir yapı. Bunu çok konuşmuştuk aslında bizler programımızda sevgili Merter ve İstanbul'da da karşımıza çıkıyor. Evet, yani bu artık kültür mü diyeyim, yani millet mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum ama bu kadar tarihi binaların üzerine hemen arkasında da aynı şekilde bir kaçak yetmiyor. Yani bir şekilde doymuyoruz ve üzerine kat ve kat bunun hatırlarsan çok örneğini gördük. Hı. İstanbul'da yürürken. Lefkoşa'da da görüyoruz. Bunu Mausa'da da görüyoruz. Girne'de de görüyoruz. Bunlar binalarımıza inanılmaz bir çirkinlik katıyor. Binaların değerini düşürüyor. Turistik açıdan da hiçbir anlam, hiçbir fotoğraf anlamı bırakmıyor binalarımızda. Bu ülkeye verilen bir zarardır aslında. Nerede çekildi fotoğraf diye sorarsa izleyicilerimiz, hemen Koç Müzesi'nin en üst katında divanın olduğu yerden çekilen bir fotoğraf karesi bu. Ve yanı başında düşünün ki milyon dolarlık tarihi eserlerin sergilendiği bir müzenin yanı başında orayı ziyaret eden birçok turistin de gözüne batıyor yani bu çarpık yapı. Maalesef. Yani burada kazanacağınız küçük bir oda, ancak sırf bunu yapmak uğruna böyle bir zarar veriyoruz tarihi yapıya. Evet, geçelim bir diğer fotoğrafımıza. Evet, bu fotoğrafta İstiklal'in göbeğinde bulunan tarihi bir doku, tarihi bir bina ve İstiklal'in göbeğindeki bu tarihi binanın üzerinden yükselen arkadaki cam binayı görüyoruz. Artık o İstiklal'in silüetine yüksek binalar da karışmış, yüksek binalar da var. Hemen sevgili Merter, nasıl yorumlayabiliriz bu manzarayı? Yani en üst kata baktığımız zaman bir şekilde kaçak yapılmış, aşağıya uydurulmaya çalışılmış. Ancak sırıtıyor bina maalesef ki, bu tarihi binaya hiç yakışmamış. Tabii arkasındaki de dediğin gibi yüksek bina, binanın tamamen görüntüsünü yerle bir etmiş. Yani bu binalar, arkadaki binalar bazı yerlere, bazı noktalara mecburiyetten, ihtiyaçtan dolayı yapılabilir. Ancak bu gibi tarihi dokuların içerisinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Peki binanın hemen alt katındaki vitrin camlarına ne demeli? Yani onlar da bir şekilde günümüz koşullarına uygulanmış. Şimdi hep tartışma konusudur. Yani bir tarihi bina o zamanki koşullarıyla bu zamanki koşulları yaşanacaksa nasıl olacak? Yani mesela klimadır, işte kameradır görüyorsun. Vitrin camları artık yeni döneme uygun bir şekilde yapılmış. Bunlar kamera, yine biraz önce söylediğim gibi reklam, hareketli reklam binanın üzerinde. Bunlar iyice çalışılıp güzel bir şekilde, bu yani ben demiyorum yani tarihi binanın üzerine klima ihtiyaçsa özellikle bizim ülkemiz için, ya da çok fazla yani bana hoş gelmese de bu kameralar, eğer mecbursanız ve kullanacaksanız en azından bunları gözün göremeyeceği ya da en az göreceği bir şekilde, yani insanın gözüne sokmak yerine en az göreceği şekilde oluşturmak lazım. Yani bu vitrin camları eski halinde bırakılsaydı bence, belki de şu anda elimizde yok ama çok daha güzel bir görüntü oluşturabilirdi. Ancak maalesef ki yani orada o satılık yazısı bir geçicidir, kısa süreliğinedir belki. Ancak o da insanın görüntüsünü, fotoğrafını, zevkini, her şeyini yerle bir ediyor. Ama en önemlisi de en üst kattaki kaçak o yapı. Kaçak yapı. Peki burada yine fotoğrafın soluna doğru baktığımızda bir direk üzerine yerleşmiş kameralar var. Evet. Peki bu uygulama doğru bir uygulama mı? Yani binaya çakmaktansa bir direğe çakıyor. Yani aynı işlevi görüyor yani. Dediğim gibi oraya
uygun bir bina koyar, uygun bir direk koyarsınız, kameraları da içerisine gizlersiniz. O çok daha iyi bir şekilde olabilir. Ancak bu şekilde beni rahatsız ediyor açıkçası. Evet, tabii burada bu hasarların en büyüğü aslında binanın üstüne çıkılan o kaçak yapı. Ve arkasındaki yüksek bina. Bunları geri dönüştürmek mümkün değil. Biz her zaman deriz yani, bu sen de hukukçusun biliyorsun. Yani geri dönüşümü mümkün olmayan zarar dediğimiz yani şey budur aslında. Evet, bir de binaya paralel uzanan en üst kattaki cam ekran var aslında. Evet. Yan binadan geliyor o da. Biraz önceki, bir önceki fotoğrafın bir benzeri aslında o da. Cam ekranla en üst katı artık sigara içme bölümüdür, restoran bölümüdür, müzik bölümüdür. Yani dediğim gibi bir doyumsuzluk, yani bu bizim kültürümüzde mi, yani alışkanlığımız mı, kontrolsüzlüğümüz mü, bunu dünyanın gelişmiş başka ülkelerinde görmek. Umarız onlar da gider, bir gün görüntüleriz ama görmek çok da mümkün değil gibi geliyor bana. Ve bir diğer fotoğraf sevgili Merter, İstiklal'in geniş bir fotoğrafı. Evet, yani eskiler İstiklal'i bilenler bilir. Bizim de gençliğimiz kısa bir sürede olsa, öğrencilik yıllarımız buralarda geçti. Burada da farklı ezgiler duyulurdu. Buralarda yürüdüğünüz zaman mutlaka bir arkadaşınıza, bir hocanıza, birine rastlardınız. Buraları ağaçlarla kaplıydı. Yeşil bir görüntüsü vardı bu yolun. Yer dokusu yine eski zamandan bırakılmış, benzeri yapılmış bir haldeydi. Tabii o diğer görüntülere geleceğim. Şimdi ben genel anlamda bir eski İstiklal örneği verdim. Yine tabii ki tramvay vardı. En azından onu olsun bıraktılar. Ancak şu anda bakıyorsunuz araba, insan sayısı sen de fark etmişindir, inanılmaz azaldı. Artık sadece Arap ezgileri duyuyorsunuz. Sadece tek kültürden insanlar görüyorsunuz orada. Tabellalar artık Türkçe, İngilizce'den daha fazla Arapça. Buna benzer İstiklal bir şekilde kötü anlamda, yanlış anlamda dönüşüme gitmiş. Bu da bizler için bir üzücü bir görüntüdür. Ancak bir de şeye gelirsek, ayrıntılara gelirsek burada, yine gölgelikler, yine dövizcinin üzerindeki sayılar, rakamlar, onun yanındaki reklam tabellaları hiç de uygun bir görüntü vermiyor. O yanındaki aslında inşaat halinde bir restorasyonu yapılıyor yani, ama yapacak bir şey yok yani o. Bir şekilde restorasyon yapılırken bu caddeyi den yürüyen insanlara zarar verilmemesi için yapılan bir koruma, bu geçicidir. Ancak onun yanındaki diğer görüntüler gözü yoruyor. Evet. Reklam tabellaları, bayraklar, gölgelikler, şemsiyeler, araba, yani burada burası bir yaya yolu, yayaların olması gerekirken orada bir araba duruyor. Bu da büyük bir zarar veriyor maalesef ki İstiklal'e. Evet, genel bir İstiklal görüntüsüydü bu. O özlediğimiz o kalabalık İstiklal yoktu. Daha bir az insan, şaşkın turist bakışları zaten fotoğraf karesine de yansımış durumda. Evet. Bu fotoğrafların birçoğunu yakalamak adına biz yakaladık ve deklanşöre bastık. O şekilde yakaladık. Daha bir doğal olması adına. Ve geçtiğimiz programda Lefkoşa'yı konuşurken hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Haşmet Gürkan'ın büstünün olduğu yerde dedi ki şehrin dokusudur ve şehrin belleğidir. Sanatçılar, sanatçıların sokakları, o isimleri yaşatmak, o değerleri yaşatmak. Ve işte burası da Ara Kafe'nin olduğu yer. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçılarından biriydi Ara Güler. Ve onun evinin olmuş olduğu sokağa, onun kafesinin olmuş olduğu sokağa Ara Güler Sokağı ismi verilmiş. Bu tabelada Ara Güler Sokağı'nı yansıtıyor. O sokağın tabelası. Biz oturduk orada Ara Güler'in kafesinde, kahvemizi, çayımızı da içtik ve o sokağın dokusunu yaşadık, hissettik. Hemen fotoğrafta gördüğünüz köşeyi dönünce duvar üzerinde Ara Güler'in fotoğrafları da var. Hı hı. Güzel bir şekilde sergileniyor orada, orayı ziyaret edenlere. Bu
benim hoşuma giden bir detaydı sevgili Merter. Ancak böylesine bir sokağı hemen tabelanın karşısındaki duvara baktığımızda duvar yazıları, duvardaki karalamalar, duvardaki isimler de yakışmadı. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani dediğin gibi bir sokağın ismi, bir meydanın ismi, bir meydanın oluşması öyle dışarıdan hazır bir şekilde gelmez. Yıllar içinde burada Aragüler gelmiş buraya, bir kafe açmış, burada bir yaşam, ne zaman geçseniz orada bir şekilde orada oturan dünyaca ünlü bir fotoğrafçıydı. Oraya Aragüler'in ismi verdi ve yüzyıllar boyunca bu isim Aragüler ismiyle yaşaması lazım. Biliyorsun ki bizim ülkemizde maalesef ki sokak isimleri, birçok sokak ismimiz değiştirildi. Ama bizim bu sokaklarımızın isimlerinin bir anlamı vardı, bir yaşanmışlığı vardı. Bunları bir anda değiştirmek, o yaşanmışlığı, o tarihi de değiştirmek anlamına gelir. Ya nasıl ki sen şu anda bu Aragüler sokak ismini alıp başka bir isim yaparsan bu sokağın hiçbir anlamı kalmaz. Bu şekilde bu gibi sokak isimleri, köy isimleri, mahalle isimleri değiştirilmemesi ve kafadan bir şekilde koyulmaması gerekir. Yani orada bir yaşanmışlık var, oranın bir anlamı var, orada yaşayan bir insan var. Oradaki o sokağın bir anlamı var, bir savaş geçirmiştir, bir konser, bir tarihi, bir etkinlik geçirmiştir ve ondan sonra almıştır bu ismini. Ondan dolayıdır ki bu gibi sokak isimlerine de dokunmamak gerekir. Evet, tabii Aragüler önemli bir isim. İstanbul'a uğrayanlar hemen İstiklal Caddesi'nin yanı başında Aragüler'in sokağına da uğrasınlar. Eğer fotoğrafa, sanata meraklılarsa zaten orası kendilerine hitap eden bir kafedir. Yani... Grafiti içinde bir şey söyleyeyim. Yani biraz önce gösterdiğin. Bununla ilgili de bence ayrı bir program yapmak lazım. Grafiti nasıl yapılır, neden yapılır ve bunun şehir dokusuna etkisi, tarihi dokuya etkisini tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, ayrı bir program konusu olsun o zaman bize o grafitiler. Ve bu sokakta birçok da eski Osmanlı mimarisinin dokularını da görmekteyiz girildiği zaman. Hemen gerek aydınlatma aksesuarları olsun ya da modernize ile eski tarihi dokular bir arada iç içe bu sokacıkta. Ben sevdiğim bir sokak. Yapı Kredi'nin hemen arkasında, dileyen Yapı Kredi kitapçısının yanından giderek Aragüler'e ya da şöyle söyleyelim, polislerin konuşlandığı bir yer vardır tomalarla birlikte. Cumartesi annelerinin beklediği yer, Galatasaray Lisesi'nin hemen yanı. Orada, Aragüler kafede orada, orada çok rahat bulabilirsiniz. Polisleri gördünüz mü hemen az ileride, bir 100 metre ileride göreceksiniz Ara Kafe'yi de, Aragüler sokağını da. Hatırlarsan orada polisleri görünce de iyice biz de ürkmüştük. Evet. Onlarca toma, polis, elinde silah, polisler, silahı yani şeyi, tetiği, polisin yani tetiğin içinde bekler bir vaziyette. Orada onlarca polis. Onu, görüntüyü gören bir turist bu yol hakkında, bu sokak, şehir hakkında ne düşünür bilmiyorum ama bir daha zor gelir diye düşünüyorum. Biz detay dokuda çalıştık. Hep detay dokuyu yansıtmaya çalıştık. Genel itibarıyla da o eski İstiklal, İstiklal değil dedik ya, zaten bu da polislerle de artık İstiklal eski havasında da değil. Fotoğraf çekmeye korkar olduk. Kendilerini mi çekiyoruz gibisinden. Evet. Yan gözle bizlere bakıyor. Evet, yine İstanbul turumuz devam ediyor. Burası da Taksim Meydanı'na bakan bir cephe ve çok garip bir yapı sevgili Merter. Hemen görüyoruz, alt tarafta doku farklı, yukarıda doku farklı, cam ekranları da var. Hayretler içerisinde izliyoruz. Yani dediğim gibi altta tarihi bir görüntü, üstte modern bir yapı. İkisini nasıl bir araya getirecekler? Çok merak ediyorum. Ancak ayrıca yandaki binalardan da biraz da olsa yükseldiler. Biliyorsun ki kent dokusunu korumak istiyorsan yandaki binaların da bir boy olarak da benzerini yapman lazım. Burada yaklaşık bir oda büyüklüğünde bir yükselme var.
Yani gerçekten kötü bir görüntü var burada. Bakalım yani bu inşaat halindeki durum bitince ne olacak? Yine gittiğimiz zaman göreceğiz. Evet, tabii burada bir kaplama mı var diye bakıyorum yakınlaştırıp da yukarıya doğru o şekilde mi çıkacak? Ancak burada pencereler de yapılmış. Pencereler açılma payı da bırakılmış. Evet. O da işin farklı, garip bir boyutu. Çok sık gidiyoruz İstanbul'a. Gittikçe bu görüntüyü de merak ettim, bakacağım. Çünkü gerçekten de Taksim Meydanı'nın tam göbeğinde bulunan bir yapı. Dilerim ki fazla bir tahribat vermez çevreye ama bu manzarasıyla bile yetiyor bile. Bir de şu an büyüteceğim pencere, o dokuya uygun mudur? Yani burada gördüğümüz. Bence değil. Yani orada yani ucuza kaçılmış alüminyum bir çerçeve koyulmuş, onun üzerine cam. Yani yine söylüyorum, tabii ki 100 yıllar önce yapılmış binayla şu andaki binada yaşam arasında bir fark vardır. Ancak o 100 yıllar önce tek tek o oymalar, tek tek üzerine konulan taşlar, bu zamanki teknoloji yok. El emeğiyle yapılan bu binaya bir saygı gösterip en azından onun ona zarar vermeyecek, onun görüntüsünü bozmayacak bir şekilde bir çalışma yapılmak zorundadır diye düşünüyorum. Ne yazık ki biz bu şekilde mahvediyoruz tarihi. Geçtik ve çok tartışılan o cami, Taksim'in göbeğinde, o Taksim'in silüetini bozacak olan cami. Defalarca açıklamalar yapıldı, eylemler yapıldı bu camiyle ilgili olarak. Ancak caminin minareleri de yükselmeye devam ediyor. İnat uğruna yapılmış. Yani o bölgede onlarca, yüzlerce cami var. Ancak hemen İstiklal'in girişinde biliyorsun ki solunda bir kilise var. O kiliseye yine yarışır durumda. O kiliseyi aşağıda bırakacak şekilde daha yüksek. Yani biliyorsun ben Anıtlar Yüksek Kurulu üyesiyim de, Türkiye'de de var Anıtlar Yüksek Kurulu. Tabii ki Türkiye'de yönetim şu anda biraz farklı bizden. En azından biz daha o halde değiliz. Yani bizim ülkemizde böyle bir dünya mirası bir bölgeye böyle bir yapıyı şu andaki yönetimle, şu andaki sistemle yaptırmayız diye düşünüyorum. Ancak İstanbul'da bu yapıldı. Hemen karşısındaki AKEM'e çatır çatır bütün itirazlara rağmen binlerce operanın, tiyatronun yapıldığı o AKEM'e binası tekrardan yapılacak denilir ki ben ona da inanmıyorum. Çünkü bu yönetim tiyatroyu da sevmez, sanatı da sevmez. Bu ülkedeki yönetim şu anda sadece camiyi sever, ibadeti sever. Yani korkunç bir görüntü gerçekten. Yani kimsenin inancına karşı bir ön yargımız, bir kötü bir düşüncemiz yok. Ancak siz böyle bir yere, böyle bir yapıyı yapamamanız gerekir. Ancak maalesef ki yapılıyor. Birkaç aya kadar da herhalde biter, açılışı yapılır. Zaten dediğim gibi sistematik bir şekilde önce meydan yerle bir edildi. Biliyorsun gezi olaylarının başladığı nokta. Oraya o yeşil alan, o park kaldırılıp oraya da külliye yapılmaya çalışıldı. O bir şekilde şimdi durdu ki bence yine hareketlenecek. Sonra oradaki meydandaki tüm ağaçlar kesildi. Caddedeki, İstiklal'deki tüm ağaçlar kesildi. Yer döşemesi değiştirildi. Ve yani ağaca düşman, yeşile düşman, tarihe düşman bir yer haline geldi. Ama ne isterse olsun hep bunu söylerim. Ne kadar zarar verirlerse versin, tarih onları cezalandıracak ve bu şehir yine yaşayacak. Evet, bu da Taksim Meydanı'nın göbeğine yükselen o cami tüm itirazlara, haberlere rağmen de büyümeye devam ediyor. Geçelim bir diğer fotoğrafa biz. Bu da Taksim Meydanı'nın farklı bir açıdan görüntüsü. Vurgulamak istediğim nokta burada, bu fotoğraf karesini alırken o dolaşılan meydanda bakın yine polis arabaları var, bir takım binek ve yük araçları var.
Ve babalar var meydanda. Bunlar bu meydana yakışıyor mu sevgili Melter? Yine üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin amblemleriyle birlikte duruyor. Ve bu trafo kutusu mu? Büyük ihtimalle elektrik ya da telefon trafo kutusudur. O da kent dokusuna uygun bir şekilde yerin altına indirilebilir. Üzeri başka bir döşemeyle kapatılabilir. Yani gözü görmeyeceği güzel bir görüntü değil. O babalar da yani bu o babalar bir şekilde ihtiyaç mı? İhtiyaç olabilir. Siz bu kent dokusuna uygun bir şekilde, saygılı bir şekilde babalar yaparsınız. Burada bu fotoğrafta yani benim görebildiğim tek güzel şey en üstteki martı. Başka bir güzel bir şey göremiyorum maalesef bu fotoğrafta. Evet, o da tek başına uçuyor. Yalnızlaştı İstanbul'da, öyle söyleyelim. Çünkü onlara da zarar veriyor bu betonarme yapılır. Yani orada filmlerden hatırladığımız orada o büst var. Ve görüyorsunuz ki onu sadece eski filmlerde hatırlayacaksınız. Onu şu anda gözün görmesi neredeyse mümkün değil. O bu karışıklıkta o meydanı görmek mümkün değil. Karmakarışık bir görüntü. Yine o yıkıldı dediğimiz binada, AKM binası da hemen bu fotoğrafın sağındaydı eskiden. Ve geçelim bir diğer fotoğrafımıza. Ve her yerde de güvenlik kameraları artık göze çarpıyor. Bakın bu fotoğrafı geçmeden onu da aktaralım. Beyaz bir direk üzerine burada bir güvenlik kamerası direği var. Fotoğrafın sağında da hemen yakınlaştıralım onu da. Yine kamera direklerini görüyoruz birçok noktada. Benim de en büyük korkum biliyorsun ki ülkemizde de yasası geçti. Güvenlik kameraları yasası, MOBESE yasası. Bizim ülkemizde her yeri bu görüntülerle kaplanacak. Olması gerekir mi, olmaması mı gerekir? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Bana göre olmaması gerekir. Ancak dediğim gibi ayrı bir tartışma konusu. Bunun yasası geçti. Bu görüntüyü biz Lefkoşa'da, Suriçin'de, Girne, Suriçin'de, Mausa'da görmek istemiyoruz. Bunu şimdiden söyleyelim. Evet, tabii bu hususta meydan kültürlerini de ilerleyen programlarda tartışacağız. Yine Taksim Meydanı'na da vurgu yaparız orada. Geçtik ve burada Taksim'den Beyoğlu'na bir bakış var. Taksim'den Beyoğlu'nu gittiğimiz hemen karşımıza çıkacak olan manzara bu. Dün çektik bu fotoğrafımızı. Bugün ekranlara taşıyoruz ve gayet de birçok şeyi ifade eden yerdeki bu saçlar, insanların üzerine bastığı saçlar, kestaneci yeleğiyle üzerinde yazıyor kestaneci. Az sonra daha detaylı bir görüntüsü var, onu tartışacağız. Ve o karışıklık durumu, bir köşede yine güvenlik güçlerine ait bir araç duruyor. Işıkları belirgin bir halde. Buraya baktığımızda senin gözüne ne çarpıyor ilk? Yani dediğin gibi ben gözüme sol taraftaki yanan sönen reklam tabelaları, yine yanan sönen polis arabası ve duvarların üzerinin her tarafına yapıştırılmış tabelalar ve o yerdeki ne anlama geldiğini anlamadığım, bilmediğim o yükseltiler, engellinin geçmesi engelleniyor. Bir insan yürürken önüne bakmazsa, dikkat etmezse ayağını kırabileceği görüntü. Evet. Bu da böyle bir fotoğraf karesiydi. Ve burada tarihi bir çeşme. Hemen yakınlaştırdığımızda sizler de göreceksiniz değerli izleyenler. Bu tarihi yapının üzerine cam. Bir cam konulmuş. Ne amaçla konulduğu belli olmayan ve yine belediyenin beyaz masa tabelası da, iletişim noktası tabelası da bu yapının üzerine monte edilmiş. Bunu bir belediye yapabiliyorsa eğer, vatandaşlar tabii ki tarihi hunharca yok edebilir. Yani buradaki işlemelere baktığınız zaman burada bir tarih yapmakta, burada turistler gelip
sırf buralarda fotoğraf çekmek, incelemek için, çalışmalar yapmak için bu ülkeye para bırakmak da. Ancak günün sonundaki fotoğrafa bakın. Gerçekten yani içler acısı bir durum. Hiçbir şey ifade etmiyor bu cam. Hiçbir şey hiçbir amaca da hizmet etmiyor. Yani onun üzerine konulan bu cama baktığımızda buranın restore edilip tarihe kazanılması gerekirken bugün ilgili belediyenin bu binaya yaptığına bakın bir de. Buraya bir beyaz masa iletişim noktası tabelasını da monte edebiliyor. Ve burada vatandaşların yapmasına mani olacağı bir işlemi de kendileri yapıyor. Evet. İşin acı tarafı da o. Yani göz göre göre tarihi değerler kayboluyor, dökülüyor. Halbuki bugün baktığımızda buranın tarihi yazıtı da üzerinde duruyor. Buraya her gün binlerce, on binlerce turistin akın ettiğini de biliyoruz. Tarihe kazandırılması gerekirken Türkiye'de İstanbul'un göbeğinde çirkin bir şekilde de karşımıza çıkıyor bu manzarada. Geçelim bir diğer fotoğrafımıza. Evet, yine aynı tarihi dokunun bir başka çatı görüntüsü. Burada da elektrik kabloları, üzerine çakılan demirler, tahrip edilmiş durumda duvarları. Yani bunlar düşünülerek, saygı gösterilerek, evet günümüzde elektriğe ihtiyaç var mı, oraya bir şekilde koyulması gerekir mi tartışarak uygun bir yere, gizli bir yere, yok da tam fotoğrafın ortasında görünecek bir yerine koyulmaması gerekir. Bu da gözümüze çarpan bir detaydı ve bunu da paylaşmak istedik. Yine burada aydınlatma düzeni kurulmuş durumda, tarihi dokunun üzerine monte edilmiş bir şekilde. Bu da yakışmayacak olan bir görüntü ve bu izleyicilerimiz şu anki karede gördükleri çivi izlerini de görüyorlar. Evet, oraya da büyük ihtimalle bir şey çakılmış daha önce, sonra bırakılmış. Evet, bu da gözümüzden kaçmadı biz İstanbul'u gezerken. Farklı bir gözle gezdik bu kez İstanbul'u ve bunlar karşımıza çıkan detaylar oldu. Bir diğer fotoğrafımıza da bakacağız. Aynı tarihi yapının farklı bir açıdan çekilmişi bu. Ve yine aynı yapı sevgili Merter. İçinden borular çıkıyor, boruların içerisinden kaptolar dışarıya çıkıyor ve giriş kapısının önüne de bir bayrak bırakılmış. Bu da o tarihi dokunun yansıması polis bariyerinin yanında. Evet. Bunları bolca çektik, bolca paylaşıyoruz ve aslında hep tartıştığımız bir konu. Şehirlerde umumi tuvaletler nasıl olmalı? Bu çalışma doğru bir çalışma mı? Yani umumi tuvalet olmalı, bence kesinlikle olmalı. Tuvalet belediyelerin sınırları içerisinde temiz olmalı, güvenli olmalı, kullanışlı olmalı. Yani İstiklal'de bir tuvalette dokuya uygun bir şekilde, tuvaleti bile dokuya uygun bir şekilde tasarlamamız ve uygulamamız çok zor bir şey değil yani bunu yapmak. Ancak baştan sarma bir şekilde küçük bir ayrıntı ama yine de çok daha güzel örneklerini görebilmemiz gerekiyor. Ya bunu bir detay olarak aldık ki ne nasıl olmalıyı konuşmak adına gözümüze çarpan bir detaydı bu da. Beyoğlu'nda bir umumi tuvalet ve tarihi bir doku daha. Bu fotoğrafı görünce geçen hafta çektiğimiz bir fotoğraf, aslında çok da bir farkımız yok maalesef ki. Eski evlendirme dairesi olarak kullanılan Sarayönü Camii'nde neredeyse hemen hemen aynı bir benzer bir fotoğraf vardı. Klimalar vardı, demir korkuluklar vardı, merdiven vardı, elektrik kablolar vardı. Bu da aynı kültür, aynı mantık. Nasıl tarihi bir esere zarar verilir? Bir örneği. Evet, halbuki burası açılsa, tertemiz olsa, ağaçlar düzenini bulansa, bu klima burada olmasa, o
merdiven orada ne işi var? Bir baca var. Bacada dumanını hemen tarihi eserin üzerine veriyor. Tabelalar var. Tabelalar var içinde. Oraya monte edilmiş bir şekilde. Elektrik kabloları. Ve oradaki o çirkin görüntü, o pis kirli görüntüde bu tarihi dokunun vatandaşlarla buluşamamasına engel oluyor. Böylesine kötü bir de görüntüydü. Bunu da aktarmış olalım. Değerli izleyenlerimize İstanbul'dan yakaladığımız bir nokta daha bu. Ve olması gereken. Evet, hep kötü örnek vermeyelim. Burası Beyoğlu'ndaki Fransız elçiliğinin müzayede salonu. Ve burada sergi salonunda biz oraya gittiğimizde tarih boyunca kartpostallarda savaş temalı bir sergi vardı. Ve o sergi salonunun bu fotoğrafını da paylaşmış olalım. Fransızların sanata vermiş olduğu öneme bakın ki bir elçilik binası içerisinde, elçilik konsepti içerisinde bir sergi salonu ve ne zaman gitsek farklı bir sergiyi, farklı bir kültürel dokuyu insanlarla buluşturuyor. Bu kadar önem veriyorlar bu sergilere, bu çalışmalara ve biz bunu da iyi bir gelişme olduğu için paylaşmak istedik. Bir ülkeyi sanat kurtarır, kitaplar kurtarır. Biliyorsun ki savaşlardan sonra yıkılan tiyatro binalarını, işte şehirleri, meydanları önce tiyatroları tamir ederek yaptı bazı medeniyetler, bazı ülkeler. Yine her zaman klasik örneğimiz bizim 25 yıldır yanık olan bir devlet tiyatromuzu. O kadar gelmiş geçmiş hükümetler, harcanan boşuna paralar, dökülen asfaltlar bizim bir devlet tiyatromuzun bir tiyatro binası maalesef ki yok. Ben bir örnek vereyim bu hususta, bu fotoğraf karesi ekrandayken. Ben askerliğimi Kapalımaraş'ta yaptım. Kapalımaraş'ın içerisinde bir yere baktık. Kütüphane alanında. O kütüphaneye baktığımızda sevgili Merter, zaman içerisinde 1974'ten sonra kütüphanenin içerisindeki raflar alınmış, kitaplar dağ gibi ortada duruyor. Yani biz kitapla işimiz yok. Sanatla işimiz yok. Ahşapları yakmak için, iyi ki kitapları da yakmak için almamışız. Dağ gibi duran binlerce kitap vardı kütüphane binasının içerisinde. Ancak onları almaya tenezzül bile etmedik. Halbuki yine saray önünü gezerken geçtiğimiz hafta orada dikili taşın üzerinde bulunan, Venedik sütununun üzerinde bulunan heykelin kaybolduğu ve iddialara göre İngiltere'de sergilendiği iddia ediliyor, söyleniyordu. Ve birçok Kıbrıs'ta toplanan kültürel mirasın İngiltere'deki müzede vatandaşlara sunulduğu biliniyor. Ve bir ülkeler egemenliği altına aldığı başka ülkelerde ilk olarak bu kültürel mirası toplayıp sergilerler, onlara sahip çıkarlar. Biz ise bir kenara atıyoruz. Bu Fransız elçiliğinin fotoğrafı da o yüzden önemliydi. Onu aktarmış olalım. Ve İstiklal'e doğru yürüyoruz. Sağ tarafımızda çöpler, istiflenmiş metal parçalar, duvarlardaki boyalar, naylon poşetler, brandalar, salkan ipler, kablolar. Bunlar arasında yürüyen de turistler var. Maalesef. Bu da İstiklal'in, Beyoğlu'nun şimdiki hali diyebiliriz. Ve yukarıdan bakalım bir de, o da kulenin yukarıdan görünüşü ya da şöyle diyelim, Pera'ya doğru denize taraf yolun kuş bakışı, o açıdan görünümü. Neler söyleyebiliriz? Hemen TRT binasını da görüyoruz aşağıda. Yol üzerinde, ana yol üzerinde tarihi Pera Otel var. Aşağıda otoparklar var, sahil var ve iç tarafta da İstiklal Caddesi var. Zaten sarı bina, görünürdeki sarı bina da Galatasaray Lisesi olarak da gözümüze çarpıyor. Tek yeşil alan da orada. Evet. Onun dışında fotoğrafta metrekarelerce bir alan. Ancak önümüze hiçbir yeşil alan yok.
tarihi binaların arasından çıkmış, mantar gibi fırlamış modern binalar, yüksek binalar, hiçbir uyumu yok. Kaçaklar yine aynı şekilde karşımıza çıkıyor, teraslardaki kaçaklar ve uzaklarda görülen yine yüksek yüksek İstanbul'un silüetini bozan çirkin yapılar. Maalesef ki İstanbul çok hızlı bir şekilde büyüyor, büyüyor. İşte bazı tartışmalara göre yükselirsek büyüme azalacak. İstanbul hem yükseliyor, hem enine hem boyuna, bizim Girne'de yaşadığımız hem enine hem boyuna kontrolsüz bir şekilde, korkunç bir şekilde büyüyor. Dediğin gibi yaklaştığımız zaman da hemen hemen her tarafta mutlaka bir kaçak. Yani bu kaçak sadece bizim Lefkoşa'mıza özgü değil, İstanbul'da da karşımıza çıkıyor. Böyle bir silüet beliriyor artık sevgili Merter, İstanbul'a baktığımız zaman. Evet, yani nasıl bir fotoğraf karesidir ki, en küçük bir yeşil, en küçük hava alacak, nefes alacak insan baktığı zaman yani bunalıma giriyor yani bu fotoğrafa bakınca. Boğuk bir hava ve insanların boğulmuş ruh halleriyle bir İstanbul karesiydi bu da. Aktarmış olduk ve çöpler, bunlar atanlar da insanlar. Evet. Kaldırımı kirleden insanlar İstanbul'dan bir kare. Ama bu fotoğraf karesi Lefkoşa'da da aynı, Girne'de de aynı, Ankara'da da aynı, İstanbul'da da aynı. Bunu yapan da biz insanlarız. Doğayı, çevreyi kirletenler de yine bizleriz. Sigara izmaritlerini yerlere atıyoruz. Bunu da neden paylaştık? Bir sosyal mesaj olması babında. Ve yine aynı cadde, Pera yolu diyelim buraya, Beyoğlu'nun ön caddesi, babalar yerde ve kötü bir manzara. Kırık bir şekilde. Yani burada yine sol yukarıda yaklaşırsak orada yine bir izinsiz bir yapı görebiliriz. Yine tarihi binanın üzerine çıkmış kat ve kat. Onun yanında ki bina büyük ihtimalle ya kendiliğinden yıkılmış ya da bilerek yıkılmış ve düşünün sağındaki ve solundaki binalara bakın, bir de ortadaki binaya bakın. Yani bu nasıl bir zevksizliktir, bu nasıl bir yani mimaridir, bu nasıl bir yapıdır, gerçekten insan merak eder. Tabii ki yani o 100 yıllar önce yapılmış, o ince işle yapılmış bir çalışma beklenmeyebilir ancak ona uyumlu, her zaman söylüyoruz, saygılı bir yapılaşma yapılması gerekirken orada yapılan bina gerçekten kötü. Ve aynı yerin farklı bir açıdan çekilmiş bir fotoğrafı. Bu da böyle korsak sanatsal bir fotoğraf gibi duruyor ekranda şu anda. Kırık bir baba ve her biri bir tarafa bir eğim halinde, sigara izmaritleri. Bir adacık bu. Su birikintisi. Sanırım gelişmiş ülkelerde kaldırımlar üzerinde baba kullanmaya gerek kalmıyor. Çünkü insanlarda o bilinç var ki kaldırım üzerine araba park edilmez. Yani hep veriyoruz bu örneği. Bence her programda bu örneği verelim. Hatırlat bana. Hocamın söylediği bir laf vardı bizim üniversitedeki. Kaldırım yüksekliği ile medeniyet seviyesi ters orantılıdır. Bizde kaldırım var. O da yetmez. Üzerine bir de baba yapıyoruz. Yani Avrupa'nın artık birçok şehrine gittiğiniz zaman kaldırım yok. Asfaltla sıfır bir şekilde kaldırım yok derken bordür yok. Yol çizgileri belirliyor çünkü. Yol çizgileri aynen öyle. Belki de döşeme dahil. Sadece bir çizgi sizin orasının kaldırım olduğunu belli ediyor. Ancak biz üzerini yükseltiyoruz arabalar çıkmasın diye. Dönüyoruz bir de baba koyuyoruz ki onu da yıkıyoruz. Yani medeniyet seviyemizi sorgulamak için bu güzel bir fotoğraf. Bizim de çok bir farkımız yok bundan, o nedenle yani şimdi tartışırken bizim ülkemizden de örnekler veriyoruz. Bizim de çok bir farkımız yok. Yine ülkemizden de gezeceğiz. Biz dünyanın, Türkiye'nin bir şehrinde kısa bir gezi yapıp İstanbul'u gözetledik. Ancak bu bizim ülkemizde de benzer. Bunun iyi örneklerini de gidip inceleyip iyi örneklerini de vereceğiz. Her zaman olumsuz olmayacak bir program. Olumlu örnekleri de görüp, bulup, araştırıp
Onları da göreceğiz. Tıpkı Fransız elçiliğinin sergi salonunda evet. olduğu gibi. Evet. Ve bir ara sokak. Ve işte az önce konuştuğumuz konu burada babalar yolun içinde. Evet. Burada da tahminim yani yol tek yol. Tek bir aracın gitmesi, gelişin olmaması ya da sağ tarafa park edilmemesi için değil kaldırımın üzerine yolun içine babalar koyulmuş. Betondan koyulmuş, demir yetmemiş, beton koyulmuş. Yine bir cetvel çekip koyulabilirdi. En azından belli bir anlamı, görüntüsü, içerisine bir çiçeklik koyardınız, bir şey koyardınız. Güzel bir görüntü olabilirdi ama biri kaldırıma yarım metre, öbürü bir metre, öbürü eğri olmuş, dik olmuş, yatay olmuş. Gerçekten yani insan hayretler içerisine düşüyor bu gibi fotoğrafları gördüğü zaman. Evet, biz de geçtiğimiz her sokakta böylesine kareler gördük. Artık öyle mi denk geldi bize yoksa her sokak mı böyle bilmiyorum ama bu da enteresan. Dünya şehircilik tarihine girebilecek bir fotoğraf bu da. Katılıyorum sana. Ve tabelalar. Lefkoşa'yı gezerken de çok konuştuk. Her şehre uygun dokusunu yansıtan tabelalar düşün. Bilgilendirici yol lehaları. Bu İstanbul'da belirli bölgelerde uygulanan tabela yöntemi. Altta morla, mor şeritte hangi belediyeye bağlı olduğu, üstte mahallesi ve hangi caddede olduğu, hangi kapı haritadaki ve kapı numaraları. Kapı numaralarının da o sağ köşedeki de kod, haritanın kodu, bölgenin kodu. Yani bence daha iyi bir görüntü, daha iyi dokuya uygun bir tabela şekli bence olabilirdi. Bu taş binanın üzerine bence yakışmamış. Ancak yine de bu ayrıntıları vermesi güzel. Böyle yakınlaştırıp gördüğümüzde arzu ettiğimiz aslında Lefkoşa sur içine ayrı bir tabela dokusu, sur dışına ayrı bir tabela dokusuyla daha modernize edilmiş bir şekil alabilir diye düşünüyorum. Sevgili Merter, bu da bir bilgilendirici olması babında çektik, ekranlara taşımış olduk. Yanılmıyorsam yakınlaştırınca daha iyi fark ettim. Çakılmamış, yapıştırılmış. Evet, doğru bir örnek. Yani bu da dikkat etmek lazım. Çivi yok çünkü vidalanmamış. Yapışma yöntemiyle yapılmış. Bir tarihi binanın üzerinden yapışması, yani zarar vermemesi en iyi yol yöntem. Buna da bravo diyoruz. Yani bu da şimdi yakınlaştırınca fark ettik. Güzel bir örnek oldu. Bu da tarihi Pera. Hatırlayacaksınız Mustafa Kemal'in dans ettiği meşhur otel, Pera Otel. Tarihi Agatha Christie'nin romanlarını yazdığı otel. Ahmet Ümit'in gelip kitaplarını yazdığı otel. Ve birçok tarihi olaya ev sahipliği yapmış Pera Otel. Ve Pera'ya baktığımızda bir güneşlikler, o gölgelikler, bir de o güvenlik kamerası bu dokuya yapıştı mı diye hemen soruyorum sevgili Mert'e. Yani güvenlik kamerası kesinlikle yakışmadı. Ancak yani dediğim gibi ihtiyaç mı gölgelik? Belki ihtiyaçtır. En azından bir şekli, düzeni, üzerinde reklam yok. Bir rengi var. Renk olarak bir şekilde onu yakıştırmışlar. Tabii ki bu işler birazcık da yani zevk işidir. Ona çok fazla o tartışılır, uzun zaman tartışılır. Orada aydınlatma direkleri belli bir düzen, intizam şeklinde. Binaya o reklam yine tabelası çıkan, duvarın üzerinden çıkan bir uyum içerisinde. Binaya zarar veriyor olsa da binanın kalitesini, değerini bir şekilde yine gözümüzün önüne çıkartıyor diye düşünüyorum. Pera'ya bir bakmış olduk Pera'ya bizler de. Ve İstanbul'un yolculuğu, seyahati bambaşka bir neşe katli iş konumunda. Biz
İstanbul'da birçok bölgeye gezdik ve bunda çoğunluklu olarak yer altından gitmeyi tercih ettik. Toplu taşıma kullanmaya çalıştık. Ve oranın dokusunu da yakaladık. Bir yerden bir yere gitmek ciddi bir kolaylık oldu bu yeraltı ağıyla. Ancak nüfusa yeterli geliyor mu çok tartışılır. Çünkü çoğu zaman da ayakta gitmek durumunda kaldık. Yer bulamadık oturacak. Bu da İstanbul'un modernize edilmiş metrosunun bir görüntüsü sevgili Merter ve değerli izleyicilerimiz. Artık İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek yer altından çok daha kolay. Ancak yeterli geliyor mu? Maalesef yeterli gelmiyor. Yani büyük şehirlerin, gelişmiş şehirlerin en büyük ulaşım ağı yeraltı. İstanbul son 10 yılda büyük bir gelişim gösterdi bu ulaşım açısından. Ancak nüfus çok daha hızlı büyümekte. Bundan 10 yıl önce bu ulaşım ağı olsaydı bizim öğrencilik yıllarımızda İstanbul'da herhalde bir trafik problemi olmazdı. Ancak o zamanlarda yoktu bunlar. Şimdi yavaş yavaş olmaya başladı. Ancak nüfus o kadar büyümeye başladı ki bunlar da yetmemeye başladı. Bunlara daha da artırılması gerekir. Belki vagon sayısı, vagonun belli aralıklarla çıkması daha da artırılması lazım. Hatırlarsan dönüşü de havaalanına gidişi de toplu taşımayla yapmak istedik. Oradaki ortamı ve bir valizle havaalanına gitmek kolay mı görmek açısından hatırlıyorsun ki gerçekten çok zorlandık kalabalık açısından. Üst üste insanlar bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyor. Hızlı, daha hızlı ulaşıyor mu? Evet ulaşıyor. Eskiden 10 dakikalık bir yolu İstanbul'da kaç saatte gideceğinizi bilmiyordunuz. Şu anda da bilmiyorsunuz araçla gidecekseniz eğer arabayla, özel arabayla ya da otobüsle. Ancak metroyla en azından 3 aşağı 5 yukarı Balıkesir gibine gitseniz belli bir sürede nereden nereye gideceğinizi daha rahat algılayabiliyorsunuz. Evet, bu da metronun bir Kartal metrosu burası değerli izleyenler. Kartal'dan deneme sürüşüne çıkan yeni metronun fotoğrafıydı. Ekranlara taşıdığımız geçtik ve Beyoğlu'nun eski hali. 1920'li yılların öncesinde Beyoğlu böyleydi. Yapılar böyleydi. Ne kadar da güzeldi. Bakın at arabasının çekmiş olduğu bir vagon diyelim ona. Herhalde döneminin toplu taşımacılığıydı. Evet. O da insanlar modernize kıyafetlerini giymiş, kadınlar şık, binalar o dönemki teknolojiyle yapılmış. Ne elektrik telleri var bir yerden bir yere geçen, ne farklı reklam tabelaları var. Gerçi var, yok değil, siyah beyaz olduğu için belki de gözümüze ilişmiyordur. O dönemde böyle bir düzensiz reklam yerleştirmesi vardı. Şeye bakıyorum, yerdeki tramvay şeridi mi o iki şerit, ona baktım. Atlar çünkü oradan çekiyorlar. Atlar bence tramvayı çekiyor buradan. Evet evet, ona dikkat ettim ben de, o tarihi dokuya. Ancak ne kadar da güzel bir kare değil mi? Evet, burada bir sıra, belki iki sıra karşılıklı maalesef ki binalar yıkıldı. Ve İstiklal geniş bir çehreye kazandırıldı. Onun yanında hep şeyler vardır. Dünyadan fotoğraflar gelir karşımıza bazen. Before after şeklinde. Before after. Neredeyse bir fark görmezsiniz o before after fotoğraflarında. Bunun herhalde after'ini zaten biraz önce gösterdik. Gerçekten insanın ağlayası geliyor after'ini görünce. Evet. Böylesine bir fotoğraf karesinde nostalji yaptık. O fötür şapkalar, o şık kılık kıyafette zamanının İstanbul insanının ne kadar da modernize olduğunu gösteriyor. Böyle bir fotoğraf karesiydi ekranlara taşıdığımız. Ve tarihi bir yapı daha. Biz hep dedik ki şehirlerin dokusu ağaçlar, yeşillik ve işte burada ağaçların yolun iki tarafına kattığı güzelliği görüyoruz. Yolun, caddenin güzelliğini görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Serkan, burada hep bir tartışma vardır. İşte tarihi binaların önüne ağaç ekilsin mi, görüntüyü kapatsın mı? Yani ben bu konuda uzman değilim, ancak her zaman
tarihçilerle ve uzmanlarla bunu tartışıyorum ve katılmıyorum. Bana göre ağaç bu gibi binalara güzellik katar, çirkinlik değil. Bunların önünde modern binalar olacağına, bunların önünde araba park edeceğine, bu şekilde ağaçlar olsun, yeşil olsun, o arkadaki tarihi yine biz algılarız gibi geliyor bana. Ancak bir tartışma vardır yani, işte tarihi binanın önüne ağaç ekelim mi ekmeyelim mi? Bir grup uzman ekmeyelim der. Ben uzman değilim, ancak ben ekelim diyorum. Peki bir şey sorayım. Burada tüm izleyicilerimize de, bu fotoğraf karesinde seni rahatsız ediyor mu bu ağaçlar? Beni etmiyor işte, dediğim gibi. Bunlar yıllar önce ekilmiş. Tarihi yapıyla iç içe geçtiği için buna bir itiraz yok. Ancak bu ağaçlar olmadığını düşünürsek, buraya bir tane ağaç ektiğiniz zaman bütün uzmanlar, işte kentle ilgili, tarihle ilgili uzmanlar hemen karşınıza çıkıp hepsini söylemiyorum. Dediğim gibi ben tartışıyorum bunu arkadaşlarla. İşte ağaç ekmeyelim, görüntü kapanmasın. Ekelim, görüntü ağaçla kapansın. Yani benim için ağaç bir çirkinlik, kötülük değildir yani. O tarihi dokunun içinde bir artı, bir güzelliktir. Evet. Burada bir otobüs durağı. Engelsiz kent, engelsiz kent diye reklam, seçim dönemlerinde reklamlarımızı yapıyoruz, ancak burada bir engellinin kaldırıma çıkması mümkün değil. Arabaların geçtiği yolda beklemek zorunda. Otobüs geldiği zaman da o engellinin otobüse nasıl bineceği de ayrı bir merak konusu. Kötü bir fotoğraf, olmaması gereken bir fotoğraf, yaşanmaması gereken bir fotoğraf. Sıcak bir havada orada engelli kardeşimiz sıcaktan bunalmış bir vaziyette otururken, diğer kişiler de durakta üstü kapalı bir yerde, güneşin daha bir kırıldığı bir yerde oturuyorlar. Yolun içerisinde kalıyor. Bu kardeşimiz de yazıktır, günahtır. Arkada da yolun içerisinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlerin tam virajın üstünde karşıdan karşıya geçmesi de gözlerden kaçmadı. Onların karşıdan karşıya geçmesi de gerçekten tehlikeli bir viraj üzerinde. Çünkü Türkiye'ye gidenler bilir, trafiğin hızlı aktığı bir ülke Türkiye. O viraj üzerinde ciddi kazalarda olabilir. Bu bina fotoğraftaki en güzel görüntü de yine yeşil ağaçlar. Onun dışında herhangi bir görüntü, güzel bir görüntü yok maalesef. Evet değerli izleyenler, İstanbul'da yolculuğumuzu fotoğraf kareleriyle noktaladık programımızda. Fotoğraflar üzerine konuştuk. Pek de iç açıcı değil İstanbul. İstiklal eski İstiklal değil, Beyoğlu eski Beyoğlu değil. Ve zaman zaman eski fotoğrafları da ekranlara taşıdık, üzerinde konuştuk. İlerleyen zaman dilimi içerisinde farklı şehirleri, gerek Avrupa'da örnekleriyle, gerek Türkiye'de, gerekse Kıbrıs'ta, ülkemizde bizler canlı görüntülerle sizlerle buluşturacağız. Hatta o şehirlerin dokusunu yerinde de yakalayabildikçe, kamera görüntüleriyle de sizlerle tam yerinden yayınlarımızla şehirleri bu stüdyoya, sizlerin ekranlarına taşıyacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, haftaya buluşuncaya dek güzelliklerle kalın diyoruz. Siprosan Group of Companies, farklı ve modern yapılarıyla villa ve daire anlayışınızı değiştirecek. Gönyeli Yenikent'te yapımı devam eden 220 metrekare havuzlu ultra lüks akıllı Gönsa elit villaları. Gönyeli Yenikent'te 2+1 kapalı otopark, asansörlü Gönsa Tower. Yenikent'te cadde üzerinde 178 metrekareye kadar farklı yapısıyla 2+1 Türk Koçanlı Gönsa 10 ve Yenikent'te yapımı başlayan Gönsa Twins villalarıyla Siprosan Group of Companies keyifli konutlarda ev sahibi olmanın rahatlığını sizlere yaşatacak. Siprosan Group of Companies. Kıbrıs'ın damak zevkini otantik ortamında sunan Eski Konak Meyhanesi haftanın 6 günü müşterilerini ağırlıyor. Gönyeli'nin enfes havasıyla çok çeşitli mezeleri ve et çeşitleriyle doyumsuz bir lezzet sunuyor. Eski Konak Meyhanesi Gönyeli'de sizlere hizmet vermektedir.
Telefon numarası 0533 830 9161 ve 0533 863 2211.